Bugün 11 Mart 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Değerli izleyenlerim, seçime geri sayım başladı ve AKP hücuma geçti. Kastım yapılan büyük mitingler değil. Abartı yok. Binlerce tır, kamyon, kamyonet günlerdir Türkiye'nin her tarafına mahalle mahalle yiyecek kolileri taşıyıp dağıtmaya başladı. Ramazan'ı vesile eden iktidar gıda yardımını oya dönüştürme peşinde. Dinlediğime göre bu şekilde erişilmesi düşünülen insan sayısı 30 milyonun üstündeymiş. Koli dağıtılan evlere her ay aynı yardımın yapılacağı sözü de veriliyormuş. Buna paralel olarak valiliklere emir verilmiş, nakdi ihtiyacı olanlara da yardımlar başlatılmış. Basit anlatımla AKP Ramazan ayı yardımı adı altında seçim öncesi para saçmaya, vaat yağmuruna başladı. Peki kaynak nereden derseniz birkaç yerden. Birincisi devletin sosyal yardımı. Hazinede para olmasa da Merkez Bankası matbaasında kağıt çok basıyorlar. İkinci kaynak AKP'nin devletten aldığı yardımın bir bölümüdür. Üçüncü kaynaksa ülke çapında başlatılan zekat ve fitre seferberliğidir. AKP yerel teşkilatlarıyla Diyanet devreye sokularak varlıklı insanlardan zekat adı ile kolilerle gönderilen yardımları finanse etmeleri talep edildi. Büyük iş adamları için iktidar bizzat devreye girmiş. Konuştuğum bir iş adamı zekat denilerek bana da 25 bin koli yazdılar, hayır demedim dedi. Özetle AKP'nin bu seçimde de önemli bir silahı arttırılarak dağıtılan gıda ve giyecek yardımları olacak. Maalesef yokluk mertliği bozuyor. Tamamı değil elbette, lakin yardım alanların bir bölümü kolileri tekrar alma ümidiyle iktidara oy verecek. Ramazan ayı olduğu için de muhalefet bu yardımlara seçim rüşveti diyemeyecek. Buradan hareketle seçimin Ramazan'a denk gelmesi AKP'ye yarayacak. Daha önce aktarmıştım, büyük market gruplarının et fiyatlarını bir ay boyunca sabit tutma kararı yine sarayın emriyle oldu. Market sahipleri zarar ederiz deyince iktidar zekatınıza sayın dedi ve boyun eğdirdi. Market gruplarının itiraz ve direnme şansı olamaz, çünkü Türkiye'de iktidar istesin bir markete 10 türlü ceza verebilir, vergi incelemesi başlatabilir. Bir aylık fiyat dondurmaysa tek kalem için, yani sadece ette geçerli. Marketler diğer yüzlerce kaleme yapacakları artışla etteki zararı telafi ederler. Bu da işin bir başka yönü. Tüketici, yani halk, eti ucuza aldım derken tuvalet kağıdından temizlik maddelerine pek çok üründe kazıklanacak. Değerli izleyenlerim, bugün aktaracağım kesinleşen bir bilgi de şudur. Daha önce söyledim, saray ile DEM Parti arasında gizli görüşmeler yapıldı. O kadar ki Selahattin Demirtaş bile 10 yıl sonra diz çöküp Tayyip Erdoğan karşıtlığından vazgeçti. Ahmet Türk'le Leyla Zana da Kürt sorununda çözüm ancak Erdoğan'la mümkün olur dedi. Hayır, bunlar tesadüfi gelişmeler değil, yeni sürecin işaretleridir. Nitekim dün Akın Birdal da aynı şeyi söyledi. DEM Parti İzmir Belediye Başkanı adayı 1 Nisan'da taşlar yerinden oynayacak. Seçimden sonra yeni çözüm süreci gündeme gelecek dedi. DEM Parti'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde aday çıkarıp AKP'ye omuz vermesini bu gizli anlaşma ve beklentiye bağlayanlar var. Dikkat edilirse Tayyip Erdoğan şu ana kadar DEM Parti'ye karşı sert muhalefet de yapmıyor. Urfa, Malatya, Elazığ mitinglerinde üstüne gitmedi. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Fatih Erbakan'la idare ediyor.
İktidarın yeni DEM ve PKK politikası sadece seçimle de alakalı değil. Türkiye, sınırda kurulan PYD-PKK devletine karşı yeni bir hamle yapmak istiyor. Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce ettiği, yazın başlangıcında Irak'ın işine doğru büyük bir kara harekatı yapacağız açıklaması yeni Kürt ve PKK politikası ekseninde okunmalı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın aynı tarihlerde Washington'da Amerikalılarla yeni stratejik çerçeve toplantıları yapması da önemli. Kısaca iktidar PKK-DEM bağlamında yeni bir politika hazırlığında. Suriye'deki de facto durumun her an alt üst olacağını düşünen saray çıkış yolu arıyor. Malum Rusya Astana Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'deki İslamcı cihatçıları tasfiye etmesini istiyor, bekliyor. Aynı şekilde Beşar Esad da Türk ordusu Suriye topraklarını terk etmeden masaya oturmam diyor. Amerika ise PYD aracılığıyla Suriye'nin bir bölümüne el koymuş durumda. AKP iktidarı Suriye'deki bu kaosun Türkiye'ye yansımaması için kravatlı PKK'lılarla tekrar masaya oturup yapay da olsa bir barış iklimi peşindedir. Tayyip Erdoğan ekonomik şartların çok çok daha ağırlaşacağı önümüzdeki dönemde sokağı tehdit edebilecek unsurlardan biri olan PKK'yı bu şekilde kendine hasım olmasının önüne geçme hesabında. Bütün bunlara ilaveten hedeflenen bir de yeni anayasa var. Yeni açılımla kamuoyu ayağa kalkar demeyin, Türkiye'de artık öyle bir kamuoyu yok, kalmadı. Medyasından iş dünyasına tamamı diz çökmüş durumda. Tayyip Erdoğan özellikle kendine oy verenlere %100 hakimdir. Teşbihte hata olmasın, Erdoğan çıksın, dinimizi değiştiriyoruz desin, İslamcı tayfa onu bile sorgulamaz, kabul eder. Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu yeni açılıma takınacakları tavra. CHP yeni bir açılımda NATO olayında olduğu gibi AKP ile mecburen kol kola girecektir. İyi Parti ise seçimden sonra ne olacağı tartışmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı böyle bir teşebbüsü içine sindiremez ve karşı çıkar. Tavanı yani yönetimi ise şeklen itiraz eder, fakat hepsi o. Enerjisi bitmiş 77 yaşındaki Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a karşı çıkabilmesi artık birkaç bakımdan mümkün değildir. Birinci husus, seçimden sonra AKP için MHP'nin çok önemi kalmayacak. İlaveten MHP iktidara birkaç noktada rehin durumda. Mesela Sinan Ateş cinayetinin ciddi olarak üstüne gidilse MHP kapatılabilir ve hiç beklenmeyen isimler bile tutuklanabilir. Buradan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin yeni PKK açılımına itirazı şeklen ve göstermelik olur. Devlet Bahçeli'nin hiçbir şartta Tayyip Erdoğan'ı karşısına alma lüksü yoktur, kalmamıştır. Hatırlayın, bu Bahçeli APO'nun yazdığı AKP'ye seçim desteği mektubuna bile karşı çıkmamıştı. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına da itiraz etmemişti. Gelelim Zafer Partisi'ne. Bakın, not düşüyorum. Yeni PKK açılım ihanetine karşı çıkacak tek parti Zafer Partisi'dir. Tek lider de Ümit Özdağ olacak. Bundan dolayı 1 Nisan sonrası Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Türkiye'nin gerçek ve hatta tek muhalefeti olacak. Dilerim Allah'tan Ümit Hoca'nın başına bir şey gelmesin, getirilmesin. Zira sığınmacı belasından PKK ve bütün konularda dik durabilen tek isim odur. Ümit Özdağ demişken okuduğum bir haberi aktarmak istiyorum. Trafik polisleri rutin kontroldeyken
plakasız bir aracı durdurur. Kontrol esnasında sürücünün ehliyetinin olmadığı anlaşılır. Derken akıl almaz bir şey yaşanır. Hiçbir ceza kesilmeden o sürücü yoluna devam eder. Nasıl ve niçin derseniz, sürücü meğer Suriyeli sığınmacıymış. Şaka yapmıyorum, aktardığım birebir doğru ve görüntüler sosyal medyada. Derken ehliyetsiz Suriyelinin kullandığı aracın arkasında kontrol için bekleyen Türk araç sahibine ise hemen ceza kesildi. Niçin mi? Egzozundan biraz ses geldiği için. Suriyeli olayına tanıklık eden vatandaş kendine egzoz denilerek ceza kesilince kızgınlıkla yerdeki taşları alır, arabasını taşlamaya, kırmaya, dökmeye başlar, hırsını o şekilde alır. Diyeceksiniz ki o nasıl polis? Derler ya, at sahibine göre kişniyor. Ayrıca polis ne yapsın? Verilen emir öyle. Suriyeli'ye her şey serbesttir. Bunu serbest yapan da iktidardır. Sığınmacı ve göçmenlerle alakalı uygulama yapan polisler amirleri tarafından azarlanıyorlar. Farkındasınızdır, medyada Suriyeli ve Afganlılarla alakalı aylardır tek bir olumsuz haber yok. Zira toplumun infialinden korktukları için medyada Suriyeli sansürü var. O sebeple adam öldürme hariç, ki onu da gizleyemedikleri için, işlenen pek çok suçu görmezden geliyorlar, yok sayıyorlar. Karakola düşen göçmenler için tutanak tutulması bile yasaktır. Polis müdüründen dinledim, küçük çocuğun ırzına geçen Afganlıyı ifadesini bile almadan hemen serbest bıraktılar. Bir başka konu Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama. Dedi ki, haksız yere üstüme geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Kastı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusudur. AKP ve Tayyip Erdoğan'a tek söz etmeye Meral Akşener, malum hala her yerde Mansur Bey ile Ekrem İmamoğlu'nu dövüyor. Bu iki ismin Cumhurbaşkanlığı adaylığından kaçtığını söylüyor. Mansur Bey'in 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım dediği şey muhtemelen budur. Çok dolmuş olsa gerek ki Meral Akşener'in yalanlarını bir bir ifşa edecek. Bugün şimdi yapamaz, zira seçim eşiğindeyiz ve böyle bir tartışma oy getirmez. Defalarca aktardım, Türk siyasi tarihinde Akşener kadar güven vermeyen bir politikacı hiç olmadı. Önce MHP ve ülkücülere ihanet edip banka batıran özerçillerin elini öpüp Doğru Yol Partisi'ne girdi. Sonra Adana Doğru Yol Parti adayından para aldığı iddiaları gündeme geldi ve Doğru Yol Partisi'nden o sebeple dışlandı. Akabinde kuruluş çalışmalarına katıldığı AKP için kapatılacak dedikodusunu işitince hemen orayı da terk etti. Rıca minnetlerle MHP'ye sığındı. Peşi sıra Bahçeli, seni bir daha da yapmayacağım deyince de MHP'yi bıraktı, İyi Parti'de yer aldı. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına rağmen %7 alarak kendi partili seçmeni tarafından bile paspas yapıldı ama buna rağmen siyasetten çekilmedi. 2023 seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu dayatarak Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı, tekrar seçilmesini sağladı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeseydi altılı masaya hiç oturmaz, 2 sene boyunca o masadan 10 kere kalkardı. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı teklif ettim demesi de son anda oyuna getirmek ve iki ismi siyasetten harcatmak içindi. Bütün bunların perde arkalarını 1 Nisan'dan sonra Mansur Başkan belgelerle ortaya koyacak. Son bir şey futbol ve Fenerbahçe ile alakalı. 50 küsür yıllık iyi bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP için ne idiyse İsmail Kartal da Fenerbahçe için odur. Yani kifayetsiz bir muhteristir.
Bu adam değil birinci sınıf, vallahi ikinci sınıf bir hoca bile değil. Dün akşam birinci devre çıkardığı takıma ve yaptığı oyuncu değişikliklere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin şampiyon olması ancak mucizelere bağlıdır. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin.